Sevgili izleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Hayatı paylaşmak için engel yok. Raybüs sefer saatleri değişiyor. Muhtar kesilen para cezasının peşini bırakmadı. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber Bülteni'nde. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Sivas Protokol mensuplarıyla çeşitli engelli gruplardan oluşan bireyler halı saha futbol maçında bir araya geldi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Sivas Protokol mensupları ile çeşitli engelli gruplarından oluşan bireyler halı saha futbol maçında bir araya geldi. Özel gereksinimli bireylerin toplumda etkinliğinin artırılmasına, mevcut imkan ve fırsatlardan eşit bir şekilde yararlanmalarına ve her anlamda aramızda var olduklarının vurgulanmasına dikkat çekmek için protokol karması ile engelliler karması maçı kıyasıya ve heyecanın üst düzey olduğu pozisyonlara sahne oldu. Kaptan Harun Bey. Vali Salih Ayhan, engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, mevcut sosyal haklarını daha da iyileştirmek istiyoruz. Engelli vatandaşlarımız hepimize olduğu gibi idareci ve yöneticilerimize de emanettir, dedi. Evet, bugün 2 Aralık 2018, yarın 3 Aralık 2018, Dünya Engelliler Günü. Biz de bugün engelli kardeşlerimizle ve il protokolüyle bir farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Maksadımız onlarla beraber hemhal olmak. Biliyorsunuz 3 Aralık'ın anlamı, manası engelli kardeşlerimizin farkındalık oluşturmak, mevcut sosyal hayatlarını daha da iyileştirmesi noktasında herkesin dünyasında bir nebze olsa bazı konuları hatırlatabilmektir. Önemli olan insanların fiziki manada bir engeli değildir. Bir zihinsel engellerini ortadan kaldırabilmektir. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım ki bu engellik Cenab-ı Allah'tan toplumuza ve biz idareciler bunlar emanettir. Bu yarın herkesin de böyle bir pozisyona düşebileceğini unutmamak bilinciyle hareket ederek bu konuda daha hassas, daha dikkatli olmak lazım. Bugün kardeşlerimizle böyle bir ter dökeceğiz. Onların üzüntüleriyle toplumun diğer zamanlarında üzüntüleri varsa üzüleceğiz. Sevinçleri de paylaşacağız. Biliyorsunuz Sivas tüm kamu kurumlarıyla, valimizle, diğer birimlerimizle bir engelli dostu şehridir. Ve bu engelli dostu şehir olma noktasında adım adım ilerleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir hukuk devlettir. Ve dünyada gerçekten bugün birçok misafirimiz var, onlara görüştüğümüzde sosyal sorumluluk proje anlamında bu manada engelli vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin sosyal hayatın iyileşme noktasında olağanüstü gelişmeler olduğu aşikardır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararla Raybüs hattının bulunduğu tüm illerde Raybüs seferlerinde saat değişikliği yapıldı. DCDD Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararıyla Raybüs hattının bulunduğu tüm illerde Raybüs seferlerinde saat değişikliği yapıldı. Buna göre Sivas Tren Garı'nda da Raybüs seferlerinde değişikliğe gidildi. Raybüs seferleri hakkında Sivas Yolcu Hizmetleri Müdür Yardımcısı İsmail Kılıç, 9 Aralık 2018 tarihiyle saatlerin değişeceğini belirterek bilgilendirmelerde bulundu. Demir yollarında yeni livre çalışmaları gereği 9 Aralık 2018 tarihinden itibaren tren saatleri değişmiş olur. 42.602 Divri Raybüs treni eski saati 9.35 olup yeni saati 8.01'de. 42.604 Divri Posta treninin eski saati 16.00 olup yeni saati 15.35'te. 42.606 Raybüs Divri Raybüs treni eski saati 8.00 olup yeni saati 18.10'da. Kars'tan gelen Doğu Ekspresi 42.609 treninin
eski saati 22.06 olup yeni saati 21.53'te Kayseri'den gelen Doğu Ekspresi'nin Sivas'a geliş saati 4, eski geliş saati 4.19 olup yeni geliş saati 4.03 olarak değiştirilmiştir. Sivas halkına duyurulup bilgilerinize sorarız. Onlar Ankara'dan çalışmalar yapıldığından yeni tren saatleri bu şekilde olmuştur. Demir yolları tüm yolcularımıza hayırlı yolculuklar diler. Raybüs Sivas ile Divri arasında Ulaş, Kangal ve Çetinkaya istasyonlarında duruyor. Sivas ile Divri'nden hareket saatleri değişen raybüslerin Sivas hareket saatleri şu şekilde. 42.602 sayılı Divri Raybüs treni 9.35'den 8'e, 42.604 sayılı Divri Posta treni 16'dan 15.35'e, 42.606 sayılı Divri Raybüs treni 20'den 18.10'a, 42.609 sayılı Kars'tan gelen Doğu Ekspresi 22.06'dan 21.53'e alınırken, 22.010 sayılı Doğu Ekspresi'nin Sivas'a geliş saati ise 4.19'dan 4.03 alınarak güncellendi. Yeni saat uygulamasına 9 Aralık 2018 itibariyle başlanacak. Vali Salih Ayhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Sivas Valiliği ve İl Özel İdaresi'nde görev yapan engelli personellerle bir araya geldi. Vali Salih Ayhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Sivas Valiliği ve İl Özel İdaresi'nde görev yapan engelli personellerle bir araya geldi. Sivas İl Özel İdaresi sosyal tesislerinde düzenlenen programda engelli personellerle sohbet eden Ayhan, birlikte kahvaltı yaptı. Sizlerin yeri gönlümde hep farklıdır diyerek sözlerine başlayan Ayhan, bizim için 365 gün yeriniz farklı. Sizlerin duasını almaya çalışıyoruz, yüzlerinizin gülmesini arzu ediyoruz. Her sağlıklı bireyin birer engelli adayı olduğunu unutmayalım. Sizler toplumumuzun temel direğisiniz diye konuştu. Hep söylüyordum, sizlerin yeri gönlümde yeriniz farklıdır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ama biz sadece o gün öyle olduğu için bunun anlamını, manasını idrak eden birisi değiliz. Bizim için 365 gün yeriniz farklıdır. Kurumda da hem aile hayatında, hem toplum hayatında, hem iş hayatında engelli kardeşlerimizin bizim için manası farklı. Farklı derken hassasiyet gösterir. Onların dualarını almaya çalışıyoruz. Onların yüzlerinin gülmesini arzu ediyoruz. Şu hassasiyetli olmamız lazım. Yani her İbrahim Kaşmut göndermiş bana engelli kardeşlerimizin sosyal hayattaki durumlar vesaire. Şunu yazmış. Çok güzel, hoşuma gitti. Her sağlıklı bireyin de mutlaka bir engelli aday olduğunu unutmamamız lazım. Bu hassasiyetle bizim toplumumuzun temel direğisiniz. Dua merkezisiniz adeta. Biliyorsunuz ki devletimizin ve kurumlarımızın son yıllardaki bu mandaki sosyal hayatımıza katkıları yatsınamaz. Bu büyük devletin de temel özelliği. Ayhan konuşmalarının ardından masaları gezerek engelli personellere karanfil dağıttı. Programda Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve Genel Sekreter Yardımcıları ile birim müdürleri de yer aldı. Sivas'ta kendisinden ölmüş bir kişinin kimlik belgelerini isteyen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yazısına 3 günde cevap veremediği için 8.235 lira para cezasına çarptırılan ve maaşına haciz konulan mahalle muhtarı açtığı davayı kazandı. Sivas'ta kendisinden ölmüş bir kişinin kimlik belgelerini isteyen Sosyal Güvenlik Kurumu yazısına 3 günde cevap vermediği için 8.235 lira para cezasına çarptırılan ve maaşına haciz konulan mahalle muhtarı açtığı davayı kazandı. Hani demiştik ya şeyle ilgili.
Sivas'ta 3 dönemdir Fatih Mahallesi muhtarlığı yapan evli 5 çocuk babası Mehmet Kimse size 21 Eylül 2016 tarihinde SGK'dan yazı geldi. Gelen evrakta bir kişinin kimlik belgeleri istenirken 3 gün içinde cevaplanması gerektiği, aksi takdirde para cezası verileceği belirtildi. Bu şahıs bana arkam sıra devletin kanunlarını kullanarak bana 8 milyar 235 milyon lira ceza yazarak gönderdi. 2016'da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir evrak geldiğini ve evrakı inceleyecek zamanı bulamadığını ifade eden muhtar Mehmet Kimsesiz, devamında yaşanan olayı şöyle anlattı. Ben de bir rahatsızlık geçirdim. Eşim de zaten hastaydı, hastanedaydı. Onun üzerine ben de ameliyata gireceğim. Beni hastaneye yatırdılar. Ben ameliyata girdiğim anda bir telefon geldi. Dedi ki işte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, muhtarım sana bir belge göndermiştim. O belgeye ne yaptın deyince ben de dedim ki o belgeyi tamam ben gördüm ama yüzeysel olarak benden istediğiniz şahsın TC numarasıyla ilgili bir bilgi istemiştiniz. Ben onu araştırdım ama böyle bir kişinin bizde kayıtını olmadığı kanaatine vardık ama bizse bu konuyla ilgili 3 gün içerisinde de hemen yazı istemiştiniz. Bu yazdığınız belge bana ait bir belge değil. Ben nüfus müdürlüğü değilim. Nüfus müdürlüğünden almanız gerekir diye de oradaki Ebu Bekir Kaleli şehittim. Kendisini bildirdim. Mahkeme kararıyla suçsuz olduğunu anlatan Kimsesiz, ben suçluysam mahkeme bu kararı neden verdi? 2016'dan bugüne kadar mücadele veriyorum. Kesin olarak Yargıtay'da kararını verdi. Kesin olarak da kazandım. Şu an onun mutluluğu içerisindeyim ama beni tam 3 yıldır perişan edip her şeyimi gasp ettiler diye konuştu. Nüfus müdürlüğüyle alakalı bir mevzu. Buraya yazana kadar nüfus müdürlüğüne yazması gereken belgeyi devletin kanunlarını kullanarak bana yazıyor, gönderiyorlar. Onun üzerine ben bunu tam 2 sene, 3 sene maaş, doğru düzgün maaş almadım. Çoluğumu çocuğumu da tamamen perişan ettiler. Her şeyimi alt üst ettiler. Maaşıma dahil koydular. Tam 2,5-3 seneye yakın para alamadım ben. Şimdi ise sağ olsunlar Yargıtay, Sayın Mahkememiz doğruları şey yaptılar. Mahkeme kararıyla bunu da işte şurada görüyorsunuz. Türk milleti adına karar verildi. Burada da ne diyor şurada? Açıklanan nedenlerine davacının istinaf başvurusunun kabulüne Sivas İdari Mahkemesi'nin verilen kararın işte bilmem ne sayılı kararın kaldırılmasına ve kesin olarak diyor. Peki ben suçluydum da bu kararı Sayın Mahkememiz niye verdi? Vali Salih Ayhan, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. İl Özel İdaresi'nin çalışmalarını yerinde görmek için makine ikmal atölyesini ziyaret eden Vali Ayhan, işçilerle de sohbet etti. Vali Salih Ayhan, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. İl Özel İdaresi'nin çalışmalarını yerinde görmek için makine ikmal atölyesini ziyaret eden Vali Salih Ayhan işçilerle de sohbet etti. Aynı mahalle İş makinelerinin bulunduğu atölyede yapılan çalışmalar hakkında ilgili birim müdürü Sami Toprak'tan bilgiler alan Vali Ayhan, daha sonra sosyal tesislere geçerek işçi personellerle bir araya geldi. İlerleyen bir dönemde kısa bir zaman sonra Sivas'ın coğrafi yapısı dikkate alındığında İl Özel İdaresi'nin her köyde önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Ayhan, Sivas'ta 5 yıl çalışma imkanı bulduk, son yıllarda olağanüstü hizmetlerin kırsala kazandırıldığını gördük. Aynı ruh ve birliktelikle İl Özel İdaresi'nin maksimum kapasitesini beraber kullanacağız. Planlama yapıp kaynağı bulacağız. Sizler de bizim elimiz ayağımız olacaksınız şeklinde konuştu. İl Özel İdaresi'nin tam personeli. Yani şu an sadece arada bir özel idare değil, burucu aşı ama bütün şeyler, özlük hakları, maaşları, bütün ödemeler burucu yapıyor. Özel idare.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Sivas Belediyesi İş Kurumu İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Engelliler Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Engellilere yönelik meslek edindirme kurslarına katılan vatandaşlar ile ilgili kurum temsilcileri bir araya gelerek 3 Aralık Engelliler Günü farkındalık oluşturmak amacıyla kurs yerlerle pasta kesti. Bu kardeşlerimizle meşgul oluyoruz. Zaman buldukça, imkan buldukça fotoğraftan sonra konuşalım. Bu kapsamda açıklama yapan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, biz hep birlikte çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Engelliler günündeki tüm engelleri kaldırmak adına bu mekan onun için tahsil edildi. İsmi de Engelliler Kültür Merkezi. Biz Sivas Belediyesi olarak her zaman engelli dostlarımızın yanındayız dedi. Biz hakikaten Sivas Belediyesi olarak ve diğer kurumlarla birlikte çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Engelliler önündeki tüm engelleri kaldırmak adına bu mekan onlara tahsis edildi. Zaten bu ismi de Engelliler Kültür Merkezi. Biz Sivas Belediyesi olarak her zaman her an engelli dostlarımız yanındayız. Paydaşlarımızla birlikte her türlü hizmeti yapmaya hazırız. Onların bu anlamdaki faaliyetlerine yardımcı olmaya hazırız. Ve burada gerçekten iş kurumuna göre olan kardeşlerimiz böyle bir güzellik yapmışlar. Kendilerini kutluyorum. Bugünün anısına farkındalık olsun diye böyle bir çalışma yapmışlar. Güzel bir çalışma, yeni gördüğümüz bir çalışma. Kızlara kutluyorum veya görevli arkadaşlarım diyorum. İşkur İl Müdürü Hikmet Can Polat da bizler zaman buldukça burada bulunan arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bugün de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir aradayız. Burada devam eden bir kurs var. Kurs yerlerimizi de ziyaret edelim, talepleri varsa dinleyelim istedik ifadelerini kullandı. Bugün de böyle bir araya gelelim, hem ağzımız tatlansın dedik. Burada devam eden de bir kurs var. Hem bu kursla buradaki kurs yerlerimizi ziyaret edelim dedik. Engelleri ortadan kaldırıp her ferdimizle birlikte daha güzel günlerde bir araya gelmek temennisiyle herkese çok teşekkür ederim. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapılan faaliyetlerden biri de burada beraberce bir olmaktı dedi. Bizde valiliğimizde, müdürlüklerimizde bizim için övünç vesilesi olur. O yüzden dolayı biz onlarla ilgili her türlü faaliyette ve onların işlerini kolaylaştırma açısından her türlü girişimlerde bulunmaktayız. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Kadir Boztepe'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nden dolayı böyle bir program düzenlendiği için çalışan personeller başta olmak üzere burada bulunan herkese teşekkür ederim dedi. Bu günlerin hiçbir zaman unutulmaması gerekiyor. 365 gün aslında engellilerin normal şartlarda yaşam şartları içerisinde engellilerle karşılaşmaması için alınması gerekiyor. Tedbirleri sadece bugün özel değil, tüm zaman dilimlerinde bunu tartışmak ve görüşmek gerekiyor. Ben bundan dolayı bir farkındalık olmasından dolayı bu faaliyette katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Konuşmalarının ardından pasta kesildi. Cumhuriyet Üniversitesi 192 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin çok sesli müzik toplulukları içerisinde geleneğini aralıksız sürdüren en eski müzik kuruluşu olan Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Müzikası'nı ağırladı. Cumhuriyet Üniversitesi 192 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en çok sesli müzik toplulukları içerisinde geleneğini aralıksız sürdüren en eski müzik kuruluşu olan TSK Armoni Müzikası'nı ağırladı. ...1826 yılında 2. Mahmut tarafından Müzikai Humayun adıyla İstanbul'da kurulan ve ülkede çok sesli müziğin yerleşmesine katkıda bulunan TSK Armoni Müzikası'nın konseri büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya ve Yeliz Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Aksu, Askeri Erkan, akademik ve idari personel, öğrenciler ve çok sayıda müziksever katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce düzenlenen İçimizden Biri Necdet Sakıoğlu programını Şemsi Sivas'ı İlhak Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
İçimizden Biri söyleşileri kapsamında bugünkü konuğu tarihçi ve yazar Necdet Sakıoğlu oldu. Şemsi Sivas İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Hayat Ağacı Genel Yayın Yönetmeni Tekin Şener, araştırmacı yazar Müjgan Üçer ve öğrenciler katıldı. Üyeliği ve başkan yardımcılığını 1994 yılında tamamladı. Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, insanlar elindekinin değerini yaşarken bilmelidir diyerek, öldükten sonra bir anlamı kalmadığını ifade etti. İnsan değerlerimizi hayattayken bilmek, öldükten sonra zaten onun varlığı kendisini hissettiriyor veya yokluğundan dolayı çok büyük bir ıstırap içerisinde oluyoruz ve neden sağlığında ilgilenmediğimiz ya da sağlığından gereği kadar neden onura etmediğimiz konusunda sitem ediyorum. Ardından Hayat Ağacı Genel Yayın Yönetmeni Tekin Şener ise bir insanı tanımanın en iyi yolunun eserlerine bakmak olduğunu söyleyerek Necdet Sakıoğlu'nun eserlerinin incelenerek tanınabileceğini vurguladı. Efendim, bir insanı tanımanın en iyi yolu onun eylemlikleri, dünya üzerinde bıraktığı işler ve eserlerine bakmak olduğunu düşünüyorum. Necdet Sakıoğlu'nu tanımak için de bakabileceğimiz adres onun bibliografyasıdır. Araştırmacı yazar Müjgan Üçer ise Necdet Sakıoğlu hakkında bilgiler vererek aile ve sosyal tarih dokuları hakkında önemli eserlerinin olduğunu kaydetti. Çok eserleri var. Tabii bunlar özellikle Osmanlı tarihiyle ilgili, Osmanlı sultanlarıyla ilgili. Daha sonra söyleşiye geçilerek Sivas'ın tarihi hakkında bilinmeyenlerin önemli detaylarını anlatan Necdet Sakıoğlu, Sivas'ta yıllar öncesine dayanan yapılar olduğunu da sözlerine ekledi. Bir satır bulamazsınız. Adı yok. Onu yazan bir tek adam var. Semavice, yakında kaybettiğimiz Semavice, o Terra Minora diye bir yabancı dergiye onun hayat hikayesini yazdı, o kadar. Bize bu kadar büyük kültür hizmeti olan adamı biz yazmıyoruz da, tanımıyoruz da, özür dilerim, kusura bakmayın Müdür Bey. Hayatta olan, yazan, çizen, iyi kötü neyse, yarına ne bırakacağı da belli olmayan Necdet Sakıoğlu neden görüyoruz. Sivas'ta eve gelen müşterileri koli diye şifrelendirerek yapmış olduğu aracılık eden 3'ü kadın, 2'si polis ekiplerince yakalandı. Sivas'ta eve gelen müşterileri koli diye şifrelendirerek fuhuş yapıp ve aracılık eden 2'si kadın 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, DT adlı kadını fuhuş yaptığı iddiasıyla fiziki takibi aldı. Yapılan takip sonucu Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'nde DT'nin fuhuş ve fuhuşa aracılık yaptığı tespit edildi. Şahıs yapılan sorgusunda BC adlı şahsın kız arkadaşının paraya ihtiyacı olduğu için kendisiyle irtibata geçtiğini belirterek daha sonra BC'nin kız arkadaşıyla tanıştığını söyledi. Sorgusunda BC'nin kız arkadaşına fuhuş için müşteri ve yer temin ettiğini anlatan BC, komisyon alındığını itiraf etti. Daha sonra polis ekipleri HC ile kız arkadaşının fuhuş yapması için aracılık ettiği öne sürülen BC'yi gözaltına aldı. Kadınların telefonla görüştükleri kişilere koli geldi diyerek şifreli konuşmalarla irtibat kurdukları belirlendi. Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti. Valiler kararnamesiyle Sivas Valiliği görevine getirilen Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret eden SESOP Başkanı Beşir Köksal ve yönetim kurulu üyeleri yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular. Ziyarete konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Vali Ayhan'ı yakından tanıdıklarını ve birlikte çalıştıklarını, görevde bulunduğu süre içerisinde Sivas için özel projeleri hayata geçirdiğini belirterek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Belediyeden cevap geldi, Sağol Bey'den. Ben hatırlıyorum çağları. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden niyazı geldi. Efe tüfe karşılığında artırılacak diyor. Onun da üst limiti %25, alt limiti 8.
8. Bölge müdürümüzle Cemal Bey'le falan görüştüm. İşte onlar da başkanım, biz dükkanın semtine göre, mahallesine göre veya sokağına göre, büyüklüğüne göre biraz yani az azami değil de asgari alt şeyden yapabiliriz dedi ancak. Sadece özel idareden de cevap gelmedi maalesef. Kamu kurumlarında kiracı olan esnafların piyasa şartları göz önünde bulundurularak kira artışında hassas olunması gerektiğini vurgulayan Köksal, bu konuda girişimde bulunduklarını dile getirerek valilik ve il özel idaresinde kiracı esnaflara yardımcı olması yönünde talepte bulundu. Yani 49'un hepsi oynatıyor desek yanlış olur. Bunlarda da bir de zaten geçen dönem... Sivas'ı çok iyi bildiğini ifade eden Vali Salih Ayhan ise Sivas'ın sorunlarını hep birlikte çözüme kavuşturacaklarını, birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını, 270 sivil toplum örgütü başkanlarıyla bir toplantı yaparak Sivas'la ilgili beklenti ve taleplerini dinleyeceklerini belirtti. Doğru iletişim biliyoruz, ekibini biliyoruz, odalar olarak, başkan olarak esnafın hakkını okumaya koymak en temel görevimiz. Biz kamu idarecilerle, kamu görevlerle sizin daha rahat faaliyet göstermek, toplumun çok eminiz. Hizmetini daha rahat sunabilmeniz. Evet. Bunun için de kolaylaştırıcı ne gerekiyorsa vereceklerini bunu yapacağız. Gerçekten hususa dikkat edeceğim, takip edeceğim. Yani çok haber bekliyorlar. Takip edeceğim ama şöyle söyleyeyim, tabii Türkiye'nin şu son dönemdeki durumu hepimiz malumdur. Herkes karakterlik yapsın, herkes karakterlik yapacak. Bir idare yok, üzerimiz düşen yapacağız. Sizin derdiniz bizim derdimiz. Siz üretirseniz, siz vergi öderseniz, siz istihdam sağlarsanız tam bunun çağrısına daha rahat döner. Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen primlerini tamamlayamayan ve tamamlamaları mümkün olmayan sigortalılar ödedikleri parayı SGK'dan toplu olarak geri alabiliyorlar. Ancak bunun içinde iki şart var. Detayları haberimizden izliyoruz. Emeklilik için primlerini tamamlayamayan milyonlarca vatandaş var. Bu vatandaşların çalışma imkanları da yoksa ödedikleri primler boşa gitmiyor. SGK bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor. Toplu parayı alabilmek için iki şart gerekiyor. Bunlardan ilki sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini yürütüyor olmamak. İkinci şart ise emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini, yani yıl ve yaş şartını tamamlamış olmak. Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlayamamışlarsa zaten emekli oluyor. Ancak primleri eksik ise ve tamamlanma imkanı da yoksa paralarını geri alabiliyor. Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe ile başvurmak gerekiyor. SGK bu işlemi kendiliğinden yapmıyor. Kurum durumu inceleyip şartları taşıdığınızda geri ödeme yapıyor. Cumhuriyet Üniversitesi'nde hafızlık mezuniyet töreni düzenlendi. Programda hafızlığın ve hafız olmanın önemi İslam'ın güzellikleriyle bilgi verildi. İlahiyat Fakültesi Abdülvahabi Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hilmi Ataseven, İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yusuf Doğan, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, akademisyenleriyle öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programda konuşan Profesör Doktor Yusuf Doğan, "Ben buradan emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum." dedi. İlahiyat Fakültemiz öğrencileri Hatice Şaşmaz yurdunda İhramcızade Vakfı'nın desteğiyle orada kaldılar. Ve üstünlüğümüzden bir hoca hanım, kendisine hasreten çok çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Kayapınar hocamızın eşi. O öğrencilerimizin yetişmesinde çok emekleri geçti gerçekten. Ve hala da emek veriyorlar. Ve bu çalışmaların sonucu olarak 3 tane öğrencimiz hafızlık payesini aldılar. Öyle bir şerefe, öyle bir büyük bir onura sahip oldular. Ben buradan
bütün emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum kendilerine. İl Müftüsü Yusuf Akkuş, ben her birinize teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Allah muvaffak etsin. Hafız olarak yaşamayı Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah diye konuştu. Hafızlarımıza şu müjdeyi vermek istiyorum. Yani özellikle eğer başkanlığımızda bir görev almak isterlerse diğerlerine nazaran 10 adım önde şu anda. Yani itibar görüyorlar ki görmeleri de gerekiyordu. Elhamdülillah. Dolayısıyla ben bu hafızlarımızın yetişmesine emeğe geçen hocalarıma, Durmuş hocama, hoca hanıma, efendim, hoca onları destekleyen sizlere, hepinize. Ben çok teşekkür ediyorum her birinize. Tebrik ediyorum. Allah muvaffak etsin. Hafız olarak yaşamayı Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah. Rektör yardımcısı Profesör Doktor Hilmi Ateseven ise konuşmasında üniversite ile şehrin kaynaşmasıyla beraber ortak projeler yapılıyor olması açısından anlamlı bir şey. Bir diğeri hocalarım söylediler. Ben de hakikaten hafızlara özel bir saygı duyuyorum ifadelerini kullandı. Bizde üniversite ile şehrin kaynaşması beraber ortak projeler yapıyor olması açısından anlamlı bir şey. Bir diğeri hocalarım söylediler. Ben de hakikaten hafızlara özel bir saygı duyuyorum, muhabbet duyuyorum. İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tesvir Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Durmuş Arslan, kim amir olursa o kamil olur, çalışmayan kemale eremez. Her işin bir kemali vardır, hafız olmak Allah'a sırdaş olmaktır diye konuştu. Kim amir olursa o kamil olur. Çalışmayan kemale eremez. Her işin bir kemali vardır. Bu kemal mertebelerini tırmanmak için de bir emek, bir çaba sarf etmek gerekir. Hafız olmak, Allah'a sırdaş olmaktır. Program ney dinletisi ve hafızlığını tamamlayanlara belge ve ödüllerinin takdimiyle sona erdi. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.